Işıl Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi röportajımızın detayına geçeceğiz. Ailemizin geçmişi, kökeni, uzun yıllara dayanan tecrübeden bahsedeceğiz. Kısaca bir şahsınızı öncelikle eğitim hayatınızda bir tanıyalım. Sonra firmanın kuruluş hikayesini sizden dinleyelim. Tabii ki. Benim ismim Işıl Çetinkaya. 14 Eylül 1995 İzmir doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Yaklaşık firmamda 7. ayımı dolduruyorum. Hı hı. Dış ticaret sorumlusu olarak görev alıyorum. Güzel. Kurucularımız kimler? Kuşak kuşak herhalde nesil nesil takip eden bir çalışma var burada. Tabii biz aile şirketiyiz. 1958 yılında kurulduk. Şu anda 3. jenerasyon firmayı yönetiyor. İsmi neydi beyefendinin? Evet. Şu anda firmanın sahibi Emre Bey, Emre Üstün. Evet, peki ona da teşekkür edelim. Kuşak kuşak devam eden bu çalışmada hali o işi jenerasyon olarak devam ettiriyorlar. Peki firmamız ne yapıyor tam olarak? Firmamız floş ve ipek ipliklerden kese üretimi yapmakta. Aynı zamanda sabunluk da üretiyoruz. Şu anda dikiş atölyemiz burada. Evet. Aynı zamanda dokuma fabrikamız var aşağıda. Bu işle ilgili olarak tabii uzmanlaşmış olduğumuz için belli bir müşteri anlamında belli bir güven yaratmış durumdayız. Tabii yıllara dayanan bir tecrübe tabii var. Tabii ki. Ürün çeşitliliğinizden biraz bahsedelim. Neler var? Tabii bizim ürün çeşitliliği konusunda 4 markamız var. Bu markalar Silky Touch, Doğal Peeling, The Beauty Glow ve Fun Time olarak ayrılıyor isim olarak. Evet. Farklı kullanım alanları var. Nakış olsun, iplik çeşitliliği olsun. Her aşamada özellikle ürün geliştirme açısında çeşitliliğe gitmeye karar verdik. Evet. Müşteri talepleri doğrultusunda. Keselerimizle ilgili olarak tabii ki bizim aslında yapmaya çalıştığımız daha çok pazarlama yönünde. Tabii ben yurt dışı pazarlama ayağını yönettiğim için genelde müşteriye tanıtıcı, bilgilendirici operasyonları yönetiyorum. Emre Bey de firma sahibimiz. Kendisi genelde ürün geliştirme ve marka yönetimi işlerinde kendisi mensup. Evet. Şu anda sorumlu. Evet. Peki ham malzeme ne kullanılıyor çalışmalarda? Tabii bizim keselerde kabak ağacının selülozundan elde edilen tamamıyla doğal floş iplik ve ipekler kullanılıyor. Bunun yanı sıra sabunluklarda özellikle polyester iplik kullanılıyor. Böyle. Peki. Şimdi sizin bir Ar-Ge'niz var. Çalışmalar devam ediyor. Yurt dışı ile ilgili özellikle güzel düşünceleriniz var. Onları bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Şimdi bizim aslında tamamen şu anki odak noktamız yurt dışı anlamında oradaki güzellik sektörünü, kozmetik sektörünün doğal ürün arayışı var. Yani bu konuda aslında bizim çalışmalarımız da kesenin özellikle cilt üzerinde yarattığı bazı sağlık sorunlarını, cilt sorunlarını önleyici çok önemli özellikleri var. Bunu sağlayan ürünler genelde kimyasal katkı maddesi olan kozmetik ürünleri. Bu noktada biz son kullanıcıya aslında ürünlerimizi tanıtıp dikkat çekme amacıyla şimdi 2020 Mart ayında katılacağımız iki ticari fuar var. Bunlardan birisi Amerika Las Vegas'taki tüketici fuarı, diğeri de en prestijli kozmetik fuarı İtalya'da gerçekleşecek. Evet, orada bulunacağız. Kendimizi tanıtıp. Kese şimdi bizim hamam kültüründen de gelen bir parça aslında zaten. Yurt dışında çok bilinirliği yok. Siz bunu arttırmak için anladığım kadarıyla bir adım atacağız. Ama yurt dışında da varız değil mi? Tabii ki. Yani şu anda bizim çalıştığımız pazarlar Avrupa pazarında aktif olarak yer alıyoruz. Bunun yanı sıra Orta Doğu, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan'da çalıştığımız iş ortaklarımız var. Uzak Doğu'da yine tekrar girişimlerimiz var. Evet. Farklı ülkelerden. Bu noktada tabii ki bizim kese ve diğer ürettiğimiz ürünlerle ilgili olarak sağlık sorunlarıyla ilgili bunu tanıtımını yaptığımız zaman genelde insanların dikkatini çekiyor. Peki sağlık demişken orada parantezi biraz genişletecek olursak bu işin yeterlilik belgesi şart. Size bu doğrultuda herhalde her şeyiniz mevcut değil mi? Tabii bizim ISO'dan aldığımız kalite belgelerimiz mevcut ürünler bazında. Diğer taraftan sağlık sorunlarıyla ilgili olarak size genel bir perspektif sunmak isterim. Kesenin ciltle ilgili olarak
bizi sunduğu özellikle sağlık sorunları anlamında baktığınızda selülit problemleri ya da bunun üstüne cildi aslında ölü deriden arındırması tamamen bu noktada bu sorunları çözmeye odaklı bir yaklaşımdan geliyor. Evet. Şimdi cilt önemli dedik. Şimdi mesela benim tenim kuru. Bazı kişilerin biraz daha yağlı oluyor. Siz bize sohbette de kendi aramızda biraz bahsettik. Onu biraz izleyeceğimizi anlatalım mı? Hani her kese var değil mi? Cilde, tene göre herhalde bir şeyler yapılıyor. Tabii bizim ürettiğimiz keseler de tamamen cilt tipine göre üretiliyor. İnce, orta ve kalın olmak üzere 3 tip kesemiz mevcut. İnce keselerimiz hassas ve yağlı ciltlere sahip kullanıcılar için. Orta keselerimiz genelde tüm müşteri portföyüne hitap ediyor. Evet. Keza sizin gibi kurulu cilde sahip olan müşteriler için de kalın keseleri biz öneriyoruz. Evet, buna göre öneriler devam. Peki, evet. Şimdi yıllık kapasitemiz ne şu anda? Şu anda biz yıllık olarak 1 milyon kese üretimini gerçekleştirebiliyoruz. İyi bir uzman kadronuz var herhalde. Yetiştirebiliyor muyuz çalışmaları? Tabii ki. Bu noktada bizim aslında üretim kapasitemiz yeterli. Çoğunlukla iç piyasaya çalıştığımız için o noktada tabii ki bizden gelecek taleplere göre kapasite arttırma hatta işi geliştirme yönünde daha somut adımlar atıp ilerletme yönünde tabii ki bizim de düşüncelerimiz mevcut. Tabii ileriye dönük yapılacak yatırımlar, Ar-Ge'ler bunlar ona göre paralel ilerliyor. Hepsi planlanıyor. İnşallah siz çünkü komplike bir tesis düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Bu tabii ki bizim iş geliştirme planımıza dahil bir uzun vadeli bir planımız. Tamamen bizim aslında fabrikamız, dikiş atölyemiz, showroom'umuz olacak. Yeni bir yere geçmeyi planlıyoruz. Evet. Nasipse. İnşallah. İnşallah işlerimiz de iyi giderse, yolunda giderse bunu yapacağız. İnşallah diyelim. Size tüm planlarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Işıl Bey sohbetimizin sonunda bir teşekkür yapalım. Bugüne dek firmanızı tercih eden, sizden hizmet alan hem yurt dışı hem Türkiye'deki bütün konuklarınıza şöyle bir teşekkür, son sözlerinizi toplayalım. Tabii ki. Öncelikle iç piyasada bizimle devamlı çalışan market zincirleri olsun, kosmetik mağazaları olsun, onların nezdinde hem son kullanıcıya, müşterilerimize kendileri bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet, peki. Biz verdiğiniz değerli bilgiler için size teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok firmamızın yetkililerine de teşekkür edelim. Yıllara dayanan bu tecrübeden dolayı. İnşallah markamız hem yurt dışında hem Türkiye'de iyi noktalarda olacak diyelim. Size başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Gelin.